Sabah haberli hafta ortasından günaydın, mutlu sabahlar değerli izleyenler. Yeni bir günde daha yeni gelişmelerle karşınızdayız. Bugün takvim yaprakları 22 Eylül çarşamba gününü gösteriyor ve hafta ortasında en güncel gelişmelerle yaklaşık 2 saat boyunca hem gazete manşetlerine bakacağız hem de iç ve dış haberleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Peki hangi platformlardayız? Öncelikle sosyal medyadayız. Bizleri Facebook ve YouTube üzerindeki kanallarımızdan takip edebilir. Eş zamanlı olarak sabah haber ve gün içerisinde yayınlanan diğer programlarımızı ve haber bültenlerimizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda 100.1, 102.90.6 ve 89.6 radyo frekanslarından da bizleri trafikte giderken, işinize yetişmeye çalışırken de dinleyebilirsiniz. O zaman gününüz aydın olsun diyelim ve sabah haber başlasın. Evet değerli izleyenler, 22 Eylül gündemine bakalım hızlıca. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, son günlerde akaryakıt alımıyla ilgili yaşanan olaylar ve gelişmelere yönelik bir basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı saat 10.30'da. Bir diğer maddeye geçelim. 21 Eylül Uluslararası Barış Günü ve 2021 Birleşmiş Milletler Çevre ve Barış Şampiyonları programının tamamlanması dolayısıyla ara bölgedeki dayanışma evinde 18-20 saatleri arasında resepsiyon veriliyor. Akdeniz Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyelerle Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyeler arasında saat 19.30'da kardeşlik protokolü imza töreni gerçekleştirilecek. Ve bir diğer madde, Yeni Boğaziçi Belediyesi Çitaslov etkinliği ile ilgili saat 10'da bir basın toplantısı düzenliyor. Ve son olarak bugün saat 12'de Gönlülü Kent Park Projesi tanıtım toplantısı yapılacak. Değerli izleyenler, sabah haberde her zaman olduğu gibi sıra gazete manşetlerine geldi. Gazete manşetlerine ilk önce Kıbrıs Türk basınıyla başlayacağız. Kıbrıs Türk basınında bakalım 22 Eylül gündeminde gazetelerin ön sayfalarına haberler nasıl yansıdı, ne gibi gelişmeler ön plana çıktı ve gündemi oluşturdu bugün. Yeni Düzen gazetesiyle başlayalım. Yeni Düzen gazetesi Başbakan Ersan Saner'in Ankara, Türkiye temasları kapsamında serbest bölge ile ilgili, serbest bölge projesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamaya ithafen bir haber bugün manşetinden paylaştı. Başbakan Türkiye temaslarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin serbest bölge ilan edilmesini istedi. Ancak geçmişte de defalarca gündeme gelen denemesi yapılan bu projenin içeriğine dair ortada bilgi ya da bir paylaşım yok dedi Yeni Düzen gazetesi. Bu şekilde aktardı. Serbest bölge projesiyle ilgili bir yorum ortaya koydu. Başbakan Ersan Saner Türkiye ziyareti sırasında serbest bölge çalışmasını Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle paylaştığını açıkladı. Ancak projeyle ilgili detay vermedi diyor gazete. Yeni Düzen gazetesi ekonomi uzmanlarıyla serbest bölgeyi görüştü deniliyor. Olumlu sonuç verebilir diyen uzmanlar ve ekonomi çevreleri düzgün planlama yapılmaması halinde çok ciddi mali sorunlar yaratabileceğinin de altını çiziyor serbest bölge projesiyle ilgili olarak. Ve bir takım açıklamalar var. Şimdi bu açıklamaları sizlerle paylaşalım. Öncelikle Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın bu konuda yapmış olduğu bir değerlendirme var. Gitti gidiyor bir hükümetin başı olarak böyle ciddi bir konuda çalışma mı hazırladınız şeklinde bir soru sordu ve aslında bu konuyu değerlendirmiş oldu. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu'nun bir değerlendirmesi var. Serbest bölge uygulamasıyla ilgili hiçbir altyapı çalışması yok dedi Kamacıoğlu. Uygulamayı tüm ülkeye yaymak sanayinin idam sehpası olur dedi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de açıklama yaptı. Bu girişim doğru uygulanırsa ülkenin uluslararası ticaret ortamında rekabet edebilmesi için çok olumlu sonuçlar doğurabilir. Ancak adımlar
çok iyi planlanmalı dedi Turgay Deniz. Ve son olarak Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de ekonomik kalkınmayla alakası olmayan kurultaya yönelik bir adım şeklinde daha siyasi bir perspektiften değerlendirme yaptı konuyla ilgili. Ve devam ediyoruz. Ülkemizdeki yağışlar ve göletlerin aldığı son durumla ilgili değerli izleyenler. İki gölet kurudu, yağışlar normalin altında dedi Yeni Düzen gazetesi. Yine ön sayfadan paylaştığı bir diğer geniş yer bulan haber bu şekilde. Son iki yılın kış aylarının kurak geçmesiyle baraj ve göletlerdeki su seviyesinin azaldığına dikkati çekiyor Yeni Düzen. İki göletin de bu kapsamda tamamen kuruduğu ifade ediliyor. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran'dan bir açıklama da yer alıyor. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yağışların normalin altında seyredeceğini belirtti Raif İlker Buran. Yine bu haberin detayları iç sayfalarda devam edecek. Ve bakıyoruz, bir adli haber var. Dere yatağında ikili 25 kök Hint kenevirini sularken suçüstü yakalanan iki kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden bir açıklama, halkın derdi külliye değil geçimdir denildi. Ve son olarak Gazeteciler Birliği'nden bir açıklama var. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iktidardaki partilerin değil tüm toplumun sesi dedi Gazeteciler Birliği açıklamasında. Ve bir sonraki gazetemiz olan Diyalog Gazetesi ile devam ediyoruz. Diyalog Gazetesi tam destek başlığını attı manşet haberi için. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptığı görüşmeyi değerlendirdi Başbakan Saner. Serbest bölge konusunda olumlu yaklaşım gördüklerini ifade etti. Türkiye temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la Ankara'da bir araya gelmişti Başbakan Ersan Saner geçtiğimiz günlerde ve bu serbest bölge projesiyle ilgili konu görüşülmüştü. İki siyasi aktör arasında bu konuda Başbakan Saner tam destek aldıklarını söylüyor, olumlu yaklaşım gördüklerini söylüyor yatırımcılara destek sözü. İskenderun sonrasında Ankara'ya geçerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'la yararlı bir görüşme yaptığını söyledi Saner. Kuzey Kıbrıs'ın serbest bölge olması konusunda olumlu yaklaşım gördüklerini ve destek aldıklarını söyledi bu konuda. Saner, Türkiye'den gelecek yatırımcılara her türlü desteğin sağlanacağını da ifade etti. Yine devam ediyoruz. Türkiye'den 543 bin doz aşı geldi. Haberin devamı bu şekilde. Türkiye'den Aralık 2020'de 500 bin doz aşı istediklerini dün itibarıyla adaya 543 bin doz aşı geldiğini açıkladı Saner. Dünyada birçok ülkenin aşıya ulaşamadığını belirttiği açıklamasında bizim bu kadar aşıya ulaşmamıza rağmen aşılamanın %50'lerde olması beni derinden yaralıyor dedi. Ve burada ülkemizdeki aşılanma oranının da durağan bir seyirde olmasıyla ilgili bir atıfta da bulundu. Devam ediyoruz diğer gelişmelerle. Can kayıplarının %90'ı aşısız. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris tarafından yapılan bir açıklama. Eğer Covid aşısına erişiminiz varsa bunun harika bir hediye olduğunu anlayın dedi Harris. Ve can kayıplarının %90'ının da aşısız kişilerden gerçekleştiği ifade ediliyor. Yine bu haberle bağlantılı bir başka haber, yine aşılanmayla ilgili. Covid-19'un dünyayı ilgilendiren pandeminin seyriyle ilgili. Dünyanın ilk Covid-19 aşısı Pfizer'i kullanıma sunan BioNTech'in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Almanya'dan büyük ödül geliyor. Tören 14 Mart'ta başlığıyla aktarılan bir haber değerli izleyenler. Yeni Düzen gazetesinde de aktarmıştık. Laptada dere yatağına Hint keneviri eken iki kişinin Dolunay operasyonuyla yakalandığı ve tutuklandığı ifade ediliyor. Hasadı polis yaptı şeklinde bir başlıkla bu haber okurlarla paylaşıldı. Bir diğer adli haberde şu şekilde rapor bekleniyor başlığıyla. Yine geçtiğimiz haftada evine çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Coşkun Tüylü'nün akıl sağlığı doktor kontrolünden geçirildi deniliyor ve Coşkun Tüylü'nün
akıl sağlığıyla ilgili olarak da bir sağlık raporu beklendiği ifade ediliyor. Diyalog gazetesi bu şekilde aktardı adli gelişmenin detaylarını ve Güneş gazetesiyle devam ediyoruz. Güneş gazetesi Başbakan Ersan Saner'in açıklamasını bugün manşetten aktarmış oldu. Başbakan Saner kendi dönemlerinde okullara kitap dağıtamayanların hükümeti eleştirdiklerini söyledi ve şu şekilde bir vurguda bulundu bu eleştirilere. Biz okul yapıyoruz. Bakalım. Saner Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Hükümetin 8 ayda ortaya koyduğu icraatları dile getirdi bu şekilde. İcraatlarımızdan bahsetmemizden hoşlanmıyorlar. Ama bugünden itibaren sahaya inip halkımızla paylaşacağım dedi. Özellikle muhalefete seslendiği konuşmasında. Yapılan yeni okullara vurgu yaptı Saner öncelikle. Bizler kitap dağıtamayan yönetimlere okul yaparak cevap vermeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Hükümetin icraatlarını öne çıkardığı bir konuşma oldu Başbakan Ersan Saner'in. Yine Saner Türkiye'de gündeme getirmiş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin serbest bölge olması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından destek görmesinin de kendisini memnun ettiğini ifade etti. Başka konulara da geçti Saner, özellikle koronavirüsle ilgili gündem maddesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Aşılama süreci hakkında konuşan Saner Türkiye'den 543 bin doz aşı geldiğini ifade etti ve halka aşılanma konusunda da çağrıda bulundu. Aşılama oranının %53 seviyesinde bulunması beni üzmektedir. Önümüz kış, sağlık sistemimizin çökmemesi için birbirimize yardım etmeliyiz dedi Saner. Daha kötü günlerin bizi beklememesi için tüm halka aşılanma çağrısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında imzalanan ekonomik işbirliği protokolü çerçevesinde yapılması planlanan 500 yataklı devlet hastanesi projesiyle ilgili de konuştu Saner. Çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve 15 Kasım'da hastanenin temelinin atılmasını hedeflediklerini vurguladı. Yine 20 Temmuz tarihinde atılan E-Devlet binası projesinde hızlı bir şekilde ilerleme kaydedildiğine işaret etti Saner. Akabinde e-kapı hizmetiyle de kararlı bir şekilde ilerlendiğine dikkati çekti. Ve son olarak değerli izleyenler, 8,5 ay içerisinde ortaya koymuş oldukları icraatları dile getirmelerinden muhalefetin rahatsız olduğunu da belirtti Saner. Biz yaptıklarımızı halkla paylaşmaya devam edeceğiz dedi bu kapsamda. Sürmanşete doğru ilerliyoruz. Sürmanşette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması var. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerekir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüm ancak sonuç odaklı, gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. Birleşmiş Milletler'in eşit olarak kabul ettiği adadaki iki halktan birinin sizlere hitap edebilirken, diğer liderin bu platformda sesini duyuramaması adil değil dedi Erdoğan. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap ettiği konuşmasında. Ve devam ediyoruz logo kenarı. New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları New York'ta başladı. Bu yıl ev sahibi ülke konumunda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ilk konuşmacı olarak katıldığı genel kurul açılış haftası, diğer katılımcıların konuşmaları ve çeşitli toplantılarla da devam edecek. Devam ediyoruz. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa ilçesi kadın kollarından ailelere destek, özellikle de ihtiyaçlı çocuklara okul malzemesi yardımında bulundu. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa ilçesi kadın kolları. Bir diğer haber, üniversitelerimiz büyük bir başarıya imza attı deniliyor. Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nun 2021-2022 yeni akademik yılı ilk üniversiteler arası akademik koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleşti. Başbakan Saner yurda döndü
deniliyor. Bir diğer habere geçtik. 3 gün boyunca Adana, İskenderun, Hatay ve Ankara'da bir takım temaslarda bulundu Saner ve dün saat 10.20'de adaya döndü. İskenderun'a geçen buradaki ulaşım ve lojistik lokasyonlarında incelemelerde bulunan Saner, ekonomik kuruluşların ve muhalif derneklerin temsilcileriyle de bir araya geldi. Hatay'da da temaslarda bulundu ve dün de Ankara'ya geçerek temaslarını burada da sürdürdü ve 10.20'de adaya döndü. Değerli izleyenler, Anastasiadis New York'taki görüşme öncesinde arzu ettiği kadar iyimser değil şeklinde bir haber başlığı var Güneş gazetesinde. Detayları iç sayfalarda olacak. Yine detaylarını iç sayfalardan takip edebileceğiniz spot iki haber başlığımız daha var. Birincisi, Yunan medyası bunu eşi görülmemiş bir meydan okuma olarak yorumladı ve bir diğeri de Dünya Sağlık Örgütü sözcüsünden gelen bir açıklamaydı. Margaret Harris tarafından aşı karşıtlarına yönelik bir açıklamada bulundu Harris. Ölenlerin %99'u aşısız ifadesi kullanılıyor. Yeni Düzen gazetesinde, daha doğrusu Diyalog gazetesinde %90 olarak bu rakam ifade ediliyor. Güneş gazetesinde %99 olarak ifade ediliyor. Başlıklarda bu şekilde bir detay var. Ve bir diğer gazetemiz Vatan gazetesine geçiyoruz. Vatan gazetesi, Makine Mühendisleri Odası başka, Başbakan başka söylüyor başlığıyla Kıptek'teki özellikle bu akaryakıtla ilgili olarak Kıptek'in kendisinin yaptırdığı ve yine Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun da olaya dahil olarak yaptırdığı numune analizleri sonuçlarıyla ilgili olarak farklı kollardan farklı açıklamalar gelmesi üzerine oluşturulan bir manşet haber var. Neler oluyor diye soruyor Vatan Gazetesi. Farklı kanatlardan gelen farklı açıklamalarla ilgili olarak şimdi bunu aktaracağız size. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayar Yarkıner'in bir açıklaması var. Yarkıner, makinalarda hasara neden olan yakıtla tahlili yapılan yakıt aynı değil dedi. Şu şekilde bir açıklama yaptı. Yarkıner, makinalarda hasara neden olan yakıtla tahlili yapılan yakıt, yakıtın aynı olmadığını söyledi. Kıptek'in kullanacağı yakıta yapılan tahlilleri sorguladı. Yine hangi yakıtın hangi limitine uygundur? Kıptek'in kullanacağı yakıtın efsafını, uygunluğunu ve kabulünü Kıptek'in kadrolu personelinden kimler yapıyor veya neden yapmıyor, yapamıyor diye sordu. Bir diğer taraftan da Kıptek mühendislerinin geçerli ve gerekçeli olarak beyanlarının ve imzalarının bulunmadığı belgelerin muteber olmadığını savunan Yarkıner, Kıptek'in planlı bir şekilde yok edildiğini de savundu. Açıklamasında bu şekilde bir açıklama yaptı Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayar Yarkıner. Başbakan Ersan Saner ise ne dedi? Yakıtta problem yok dedi Saner. Çünkü Başbakanlık Denetleme Kurulu bu anlamda Türkiye'ye gönderdiği numunelerde olumlu yönde bir analiz sonucu aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Ülkeye gelen yakıtta bir problem olmadığını vurguladı Başbakan. Tahlil sonuçlarına göre bazı sivil toplum örgütlerinde yapılan açıklamaları kınadı. Saner, gerek Kıptek'in yapmış olduğu tahlillerde gerekse bizim sivil toplum örgütleriyle yapmış olduğumuz tahlillerde ortaya çıkan sonuç çok nettir ki gelen yakıtta herhangi bir problem bulunmamaktadır dedi. Devam ediyoruz. Lefkoşa'da 413 iş yeri denetlendi deniliyor. Sürmanşetteyiz. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin iş yerlerine yönelik denetimler kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleriyle Zabıta Şubesi ekipleri 413 iş yerini denetledi deniliyor. Halk ve Çevre Sağlığı'yla Zabıta Şubesi'nin koordinesinde gerçekleştirilen haftalık denetimlere göre Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleriyle Adapas uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor ülkemizde. Değerli izleyenler, pandeminin kontrol altına alınabilmesi bağlamında. Yine logo kenarındayız. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin açıklamasıyla devam edeceğiz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, iktidardaki partilerin değil, tüm toplumun sesi dedi Gazeteciler Birliği. Bu açıklamayla birlikte
tüm toplumun sesi olduğunu vurguladı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Gazeteciler Birliği ve kurumun ve yöneticilerinin çatışmacı olmaya değil toplumun tümünü kucaklamaya ihtiyacı olduğunu da kaydetti. Bu şekilde bir açıklama yapıldı. Birlikten detaylarını iç sayfalarda bulacaksınız. Devam ediyoruz. Polis yurt dışı kaynaklı telefon dolandırıcıları konusunda yeniden bir uyarıda bulundu Vatan Gazetesi'nin aktardığına göre. Türkiye telefon hatlarını kullanarak özellikle bankalarda yüksek miktarda parası bulunan emekli vatandaşları arayan ve kendilerini polis mensubu veya savcı olarak tanıtan dolandırıcıların söz konusu emekli vatandaşları yüksek meblağlarda dolandırma girişimlerine devam ettiği belirtiliyor. Bir diğer haberle devam edeceğiz. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in külliye mimarının vatandaş yapılmasına gösterdiği tepki bugün Vatan Gazetesi'nde ön plana çıkan bir başka haber oldu. Özyiğit sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı ve tepkisini bu şekilde dile getirdi. Hükümetin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yapılmasına tepki gösterdi. Ve değerli izleyenler, Vatan Gazetesi her gün gündelik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ve Türkiye'de son 24 saat içerisinde elde edilen COVID-19 vaka sayılarını, güncel rakamları açıklıyor. Şimdi bakalım bizde ülkemizdeki son durum ne? 20.563 test yapıldı ülkemizde toplamda ve 61'i de yerel vaka olmak üzere 89 yeni vaka tespit edildiğini ve bir kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Vatan Gazetesi Sağlık Bakanlığı'nın bu yöndeki açıklamasını paylaşmış oldu. Güney Kıbrıs'a döndüğümüzde 117 yeni vaka saptandığını görüyoruz. Toplamda 53.935 test yapıldı. Hayatını kaybeden sevindirici bir şekilde olmadı Güney Kıbrıs'ta. Ve Türkiye'deki son duruma bakacağız. Son 24 saatte 260 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de. 29.338 yeni vakada tespit edilmiş oldu. Ve detaya geçiyoruz. Detay gazetesi bakalım hangi haberleri paylaşmış oldu bugün. Detay gazetesi yavru külliye tartışması büyüdü başlığıyla bir haber paylaştı manşet haberi. Bakanlar Kurulu'nun projesi Türkiye'de hazırlanan halk arasında yavru külliye olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesinin mimarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesi sonrasında birçok oda tarafından yapılan tepki açıklamalarından sonra muhalefet partilerinde bu yaşanan gelişmeye tepki gösterdiği ifade ediliyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin açıklamasına bakacağız. Öncelikle halkın derdi külliye değil geçimdir dedi parti. Azınlık hükümeti derdinin memleket olmadığını ve yönetemediğini her alanda kanıtlamaktadır. Halkımızın ekonomik dar boğazdan geçtiği bu günlerde külliye yapımı için adım atmak insanımızın aklıyla dalga geçmektir dedi Cumhuriyetçi Türk Partisi ve bu konuda hükümete yönelik bir eleştiride bulunmuş oldu aslında. Yine Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit'ten de gelen bir tepki mesajı vardı. Sosyal medya üzerinden bir tepkide bulunmuştu Genel Başkan Özyiğit. Hükümetin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yapılmasına tepki gösterdi. Toplumun çoğunluğunun ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde 10 milyonlarca liralık külliyede ısrar edilmesi de nasıl bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzun açık göstergesi dedi Özyiğit. Kendi siyasi geleceklerini toplumun önüne koyan, kendi halkına, kendi kurumlarına saygı göstermeyen bir anlayış gerçekten yazıklar olsun ifadesini kullandı. Bu külliye konusuyla ilgili değerli izleyenler, muhalefet partilerden açıklamalar geldi. Sürmanşete dönüyoruz. Polis Genel Müdürlüğü yaşlılara dolandırıcılık uyarısıyla kendisini polis memuru ya da savcı gibi gösterip Türkiye üzerinden kullanılan telefon hatlarıyla özellikle bankada yüklü miktarda parası bulunan emekli vatandaşlara yönelik sergilenen dolandırıcılık suçuyla ilgili olarak dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu Polis Genel Müdürlüğü yeniden.
Ve bir diğer haber, ön sayfada öne çıkan bir diğer haber şu şekilde. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayar Yarkıner zaten aktarmıştık, yine tekrarlayalım. Küptek'te makinalarda hasara neden olan yakıtla aslında tahlili yapılan yakıtın aynı yakıt olmadığını söyledi. Bu şekilde bir açıklamada bulundu. Başbakan Ersan Saner ise yakıtın temiz çıktığı konusunda, numunelerden alınan sonuçların, tahlil sonuçlarının temiz çıktığı konusunda bir açıklamada bulunmuştu. 89 vaka ülkemizde ortaya çıkarken son 24 saatte COVID-19'la ilgili bir kişi de hayatını kaybetmiş oldu. Bunu da aktarmış olalım yeniden. Ne Detay gazetesinin ardından Haberatör gazetesiyle devam ediyoruz. Haberatör gazetesi de bugün Küptek'le ilgili gelişmeyi manşetinden çok geniş bir şekilde ön sayfasına yansıtmış oldu. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayar Yarkıner'in açıklamasını paylaşmış oldu. Ayar Yarkıner ne demişti? Makinalarda hasara neden olan yakıtla Türkiye'ye analiz için gönderilen, numunesi alınan yakıtın aynı yakıt olmadığını dile getirmişti Ayar Yarkıner. Bugün Ayar Yarkıner'in açıklaması manşet habere yansıtılmış oldu. Yine devam ediyoruz, sür manşetteyiz. Küptek'i yönetim kurulu değil, Arıklı yönetiyor. Bu açıklama kime ait? Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu böyle bir ifade kullandı. Bakalım, Küptek'te yaşananların tek sorumlusunun Ekonomi ve Enerji Bakanı olmadığını, lakin en büyük sorumlunun Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğunu dile getiren Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, Küptek'in de Enerji Bakanlığı'na bağlı bir kurum olduğunu belirtti ve Küptek sözde ayrı bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulunun yönetmesi gerek ama bu böyle olmuyor. Küptek'in yönetimi tamamen Arıklı'nın elinde dedi Zaroğlu. Yaşanan 9 aylık süreçte de bu durumun gözler önüne serildiğini söyledi. Bu şekilde Küptek'teki gelişmelerle ilgili, güncel olaylarla ilgili, özellikle son dönemde akaryakıt konusuyla ilgili de değerlendirme yapmış oluyor. Halkın Sesi gazetesiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Halkın Sesi gazetesi bugün ekonomik anlamda ülke ekonomisini ilgilendiren lokomotif sektörlerle ilgili bir manşet haberi yayınlamış oldu. Ön sayfasından lokomotif sektörlerin gelirleri dibe vurdu dedi Halkın Sesi gazetesi. İstatistik Kurumu 2018-2020 ödemeler dengesini açıkladı. Pandeminin etkileri lokomotif sektörlerden olan turizm rakamlarında çok ağır şekilde hissedildi dedi Halkın Sesi gazetesi. İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere dayandırarak ön sayfaya koyduğu haberinde, turizm gelirleri 2019 yılında 554 milyon dolarken 2020 yılında %82,7'lik azalışla 165 milyon dolara kadar geriledi. Yükseköğretim sektörü de bu düşüşten nasibini aldı. Aktarılanlara göre 2019 yılında 601 milyon dolar olan yükseköğretim gelirlerinin 2020 yılında %36,1 düşüşle 384 milyon dolara kadar gerilediği ifade ediliyor. Yine 2019'da 82,5 milyon doları olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihracat rakamının 2020 yılında %29 oranında artarak 106 milyon dolara yükseldiği, 2019'da 1 milyar 597 milyon dolar olan ithalat rakamının ise 2020 yılında %17,4 azalarak 1 milyar 319 milyon dolara kadar gerilediği ifade ediliyor Halkın Sesi gazetesi tarafından. Sür manşette gündeme ilişkin farklı perspektiften haberler var. Bakalım, öncelikle utandıran manzara başlığıyla. Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nin kuzeyinde silolar bölgesi diye bilinen bölgede 60 kamyonluk çöp biriktiği ifade ediliyor. Çöpleri atanların ise sanayi bölgesi sakinleri olduğu ifade ediliyor değerli izleyenler. Zaten manzaradan da bir fotoğraf paylaşmış Halkın Sesi gazetesi, utandıran manzara başlığıyla. Ve bir diğer haberde sür manşette şu şekilde, ülke turizmini ilgilendiren bir haber. Alman turist sevinci, kış turizmi kapsamındaki ilk turist kafilesinin dün akşam Almanya'dan ülkemize geldiği ifade ediliyor.
Yine bitmeyen çile, Alsancak-Lapta yolu 2010 yılından beri gündemde olan, yapım çalışmalarına ise 2020 yılında başlanan Alsancak-Lapta yolunun hala tamamlanmamasının bölgedeki trafiğin kaosa dönmesine neden olduğuna dikkati çekti. Halkın Sesi gazetesi trafik sorunuyla ilgili bir haber paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden de hayatını kaybedenlerin %99'unun aşısız olduğu bilgisi geldi. Tepki çeken kontrol, Çatalköy'de lüks bir villanın korumalarının yoldan geçen kişilerden kimliklerini göstermesini istemesiyle ilgili bir haber var. Ve Güzelyurt'ta sinirler gerildi şeklinde bir haber de paylaşıldı. Bu haberin detayları yer almıyor. İç sayfalardan takip edebileceksiniz. Ve bir sonraki gazetemiz olan Yeni Bakış gazetesine geçiyoruz yavaş yavaş. Yeni Bakış gazetesi ihmalden ölüyoruz başlığını kullandı değerli izleyenler. Bakalım ne gibi detaylar var. Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, sivil toplum örgütleri ve derneklerin sağlık adına devletin yaptığını belirtti ve nereye kadar diye bir soru yöneltti. Sivil toplum örgütleri ve dernekleri sağlık adına devletin yapamadığını yapıyor şeklinde bir ifade kullandı Yeni Bakış gazetesi. Bakalım Emete İmge, Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı. İlaç eczacılık dairesine gidiyorsunuz, para yok deniliyor. Sağlık Bakanlığı'na gidiyorsunuz, maliye kesti deniliyor. İhmalden ölüyoruz, iyi tedavi olamıyoruz. Denetlemede sıkıntılarımız var diyerek sağlığı maliyeci gözüyle yönetiyorlar dedi. Bu şekilde bir ifade kullandı. Her derneğin kendi alanında mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. İmge, bakım evleri ruh sağlığıyla ilgili güncel bir yasa yoktur. Birçok yasa mecliste çalışmaya başlandı ancak yarım kaldı. Büyük bir ironidir. Komite içinde sağlıkçı olmasına rağmen gereken verimlilik mecliste de yoktur şeklinde bir açıklamada bulundu Emete İmge. Sivil toplum örgütlerinin devletin yapmadığı işleri yaptığına vurgu yaptı. İmge, kanser hastası olan çocuklar var, diyaliz hastası olanlar var. İlgili dernekler elinden geleni yapıyor ama nereye kadar? Bu katkılar ekonomide görülmüyor. Siyasiler halka hizmet için buradadır. Bu nedenle sivil toplum örgütleriyle devlet diyalog içinde olmalıdır. Sağlıkta bu kadar çok kaosun olması ciddi olumsuzluk veriyor dedi. Sürmanşette Yeni Bakış gazetesi de ekonomik gelişmeleri aktardığı İstatistik Kurumu'nun ithalat ihracat oranlarıyla ilgili, turizm ve eğitim gibi lokomotif sektörlerin geldiği son durumla ilgili paylaştığı verileri aktarıyor. İhracat %29 artarken ithalatta %17,4 azaldı Yeni Bakış gazetesinin de aktardığına göre. Ve değerli izleyenler, son haberi paylaşalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin serbest bölge projesine Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer'den bir tepki geldiği ifade ediliyor. Çıkarın artık o pembe gözlükleri dedi Cafer Gürcafer. Ve Avrupa gazetesine bakacağız. Avrupa gazetesi Asya bebeği de kurtarın başlığıyla bugün Asya bebeğin SMA tip 1 hastası olan ve tedavi için şu anda ülkemizde bulunmayan, Türkiye'de bulunan Asya bebekle ilgili bir haber paylaştı. Güneyde aynı hastalıktan muzdarip bebeği iyileştirip sağlığına kavuşturan Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin aynı duyarlılığı Asya bebek için de göstermesi amacıyla kuzeyde girişim yapıldığı ifadesi yer alıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden de bu konuda Asya bebek için bir duyarlılık göstermesi açısından bir girişim yapıldığı bilgisi yer alıyor. Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elci'nin bu konuda yapmış olduğu bir girişimden bahsediliyor. Detaylar iç sayfalarda olacak değerli izleyenler. Avrupa gazetesi Asya bebeğe ilişkin bir haberle bugün manşetini yansıtmış oldu ve son gazetemiz de Kıbrıs gazetesi olacak. Kıbrıs gazetesi ise bugün Girne bölgesine ilişkin bir haber yaptı. Girne betonlaşıyor başlığıyla kullandı manşet haberini. Turizm başkentimiz Girne'nin inşaatlar nedeniyle
yeşil alanlarını kaybetmeye başladığı ve karakteristik yapısından da gittikçe uzaklaştığı bilgisini paylaşıyor. Kıbrıs gazetesi böyle bir habere yer verdi bugün. Bölgeler arasında ayrıma gittik. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün açıklaması var. Girne Çatalköy imar planıyla kat izinlerini 5'te sınırlandırdıklarını, öğrenci yurtlarının köylere inşa edilmesini de engellediklerini söyleyen Nidai Güngördü, trafik keşmekeşi, su yetersizliği, otopark sorunu ve yeşil alan azlığı gibi şikayetlerin kentteki insan yoğunluğundan kaynaklandığını ifade etti. Nidai Güngördü, ticari ile konut bölgeleri arasında ayrıma gittiklerini, ticari faaliyetleri Çatalköy ve Karaoğlanoğlu başta olmak üzere kanatlara yaydıklarını, buralardaki ticari faaliyet izinlerini de %30'lardan 75'lere kadar çıkardıklarını söyledi ve bir diğer ifadede kültürel dokusunu yitirdi şeklinde oldu. Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan'ın açıklamalarına bakacağız şimdi belediye başkanının açıklamasının ardından. Yiğitcan, Girne'deki binaların yüksekliğinden ziyade kentin altyapı unsurlarının dikkate alınmamasının tartışılması gerektiği üzerinde duruyor. Ceyhun Tunalı'nın açıklaması Girne'nin betonlaştığını, eski karakterini kaybettiğini, kültürel dokusunu yitirdiğini ifade etti. Tunalı, kentin özgün tarihi yapısına ve kentsel dokusuna uymayan formattaki inşaatların sayısının da belirsiz olduğunu öne sürdü. Şehir Plancıları Odası Başkanı Mertel Refikoğlu ise şehir planlama konusundaki çarpık anlayışın Girne'yi bitme noktasına getirdiğine vurgu yaptı. Değerli izleyenler, bu şekilde Girne'deki sosyal ve kültürel doku ve yaşamla ilgili Girne'nin konut anlamında da geldiği son durumla ilgili, betonlaşma konusunda geldiği son durumla ilgili farklı kollardan açıklamalar aldı Kıbrıs gazetesi. Sürmanşete kısaca bakacağız. Teknecik'te kullanılan yakıtla tahlile gönderilen yakıtın aynı olmadığı konusunda Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yarkın Er'in açıklaması vardı. Bunu aktarmıştık sizlere. Başbakan Ersan Saner'de yakıtta problem olmadığı konusunda bir açıklama yapmıştı yine. Ve bu şekilde değerli izleyenler, Kıbrıs gazetesini de bitirmiş olduk ve Kıbrıs Türk basınında bugün 22 Eylül gündemine ilişkin haberleri de sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi hız kesmeden öne çıkan gelişmelere geçelim hemen. Bakalım 22 Eylül'de öne çıkan gelişmeler neler? Türkiye temaslarını tamamlayan Başbakan Ersan Saner, ülkeye dönüşünün ardından Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü ve sonrasında da basına açıklamada bulundu Başbakan Saner. Ülkede yeteri miktarda aşı olmasına rağmen aşılanma oranının %53'lerde olduğunu belirtti ve bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bakanlar Kurulu Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Başbakan Saner, Türkiye'de 3 gün boyunca gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında bilgi verdi. Adana ve İskenderun ziyaretleri sırasında birçok sivil toplum örgütüyle bir araya geldiğini söyleyen Saner, İskenderun'da bir araya geldiği yatırımcılara güvercinlik organize sanayi bölgesine yatırım yapmaları için çağrıda bulunduğunu, bu konuda kendilerine yardımcı olmak için ellerindeki tüm imkanları seferber edeceklerini söylediğini kaydetti. Ankara'da ise Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğünü hatırlatan Saner, görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anavatan Türkiye arasındaki ortak bağların güçlendirilmesi adına her konuyu konuştuklarını kaydetti. 2021 yılı ekonomik protokolünü kapsamlı olarak değerlendirme imkanı bulduklarını ve 2022 yılında imzalanacak ekonomik işbirliği protokolü ile ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Saner, hükümetin yeni bir vizyon olarak ortaya koyduğu serbest bölge Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın destek beyanını görmek beni memnun etti dedi.
Türkiye ile 2020 yılının Aralık ayında yaptıkları görüşmelerde 500 bin doz aşı hedefini ortaya koyduklarını anımsatan Saner, şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nden 543 bin doz aşı geldiğini açıkladı. Dünyada birçok ülkede hala daha aşı bulunmazken veyahut dünyanın birçok ülkesi halen aşıyla tanışmamışken bizim sahip olduğumuz bu kadar aşıya rağmen aşılanma oranımızın da %53 seviyesinde bulunması beni derinden yaralamaktadır. Ben buradan tüm halkıma bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Bir an önce aşılama çalışmalarımıza katkı versinler ve aşılanarak önümüz kış yaklaşan ve daha da ağır dördüncü dalgadan bahsediliyor. Geleceği tahmin edilen korona-19 virüse karşılık sağlık sistemimizin çökmemesi için birbirimize yardımcı olma zorunluluğumuz olduğunu da unutmamamız gerektiğini buradan altını çizerek ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekonomik işbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak olan 500 yataklı devlet hastanesinin temelinin 15 Kasım 2021'de atma hedefinde olduklarını kaydeden Saner, temeli 20 Temmuz'da atılan devlet hizmet binasının inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini de söyledi. Başbakan Ersan Saner, 8,5 ay içerisinde ortaya koymuş oldukları icraatları dile getirmelerinden muhalefetin rahatsız olduğunu da belirterek, biz yaptıklarımızı halkla paylaşmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen suyun Güzelyurt Ovası'nda tarım alanında kullanılması için gerekli koşulların yaratıldığını vurgulayan Başbakan Saner, hedefin Kasım ayı olduğunu belirtti. Haziran ayında ülkenin şantiye alanına döneceğini söylediklerini hatırlatan Başbakan Saner, İskele Bafra yolunda çalışmaların devam ettiğini, Güzelyurt, Lefke ve Değirmenlik Çatalköy yollarının ise ihalesinin tamamlanarak çalışmaların başlanacağını duyurdu. Saner, mevcut köy yolları ile ilgili çalışmaların da yapıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın New York temaslarına da değinen Saner, Cumhurbaşkanımıza Kıbrıs konusunda ortaya koyacağı tezlerde tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum dedi. Kapalı Maraş konusunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun bir şekilde gerekli adımların atılacağını belirten Saner, Fuat Oktay'la yaptıkları görüşmelerde Mavi Vatan'da Türk ulusunun hak ve çıkarlarının korunması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini söyledi. Yaklaşık 7 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının içeriği hakkında da bilgi veren Saner, ülkenin genel konularını değerlendirdiklerini bildirdi. Kıptek adına Tekmecik Santralı'na gelen gemideki akaryakıtın kalitesi için ülkede resmen bir kaos ortamı yaratılmıştır. Burada bu kaos ortamını görünce ve haksız yere yaratılan bu ortamı görünce üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Derhal Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu görevlendirerek gözümü de hiç kırpmadan oradaki sivil toplum örgütleri, yani belediyemiz de başta olmak üzere ve ombudsman da birlikte gerekli numunenin alınarak ikinci bir noktada tahlil edilmesi için gerekli direktifleri verdim. Bu sırada basında üzülerek bazı örgütlerin bizim bu kadar şeffaf yapmış olduğumuz çalışmayı zedelemek için çok acımasızca bir takım eleştirilerde bulunduğunda üzülerek gözlemledim. Gerek Kıptek'in yaptırdığı tahlillerde, gerekse sivil toplum örgütleriyle yaptıkları tahlillerde ortaya çıkan sonucun çok net olduğunu ve herhangi bir problem bulunmadığını söyleyen Saner, tahlillere rağmen toplumda sıkıntı yaratmak adına bazı sivil toplum örgütlerinin yaptığı açıklamaları hayretle karşıladığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı altında yaşayan herkesin sağlığından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin sorumlu olduğunu vurgulayan Saner, hükümet olarak konuya duyarlı olduklarını belirterek bundan hiç kimsenin endişesi olmaması gerektiğini belirtti. Başbakan Ersan Saner, muhalefete işaret ederek icraatlarımızdan bahsetmemizden hoşlanmıyorlar ama bugünden itibaren sahaya inip birebir halkımızla paylaşacağım. Özellikle 3 yıl önce okullar açılırken kitap defter dağıtamayan yönetimler, bugün bizim okullar açılırken 4 yeni okul toplamda 9 birim olmak üzere en az bizim kadar memnuniyetle izliyorlardır dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın maddi desteğiyle Lefkoşa'da Metehan bölgesine yeni bir meslek okulu yapılması için Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarını başlattığını kaydeden Saner, bizler kitap dağıtamayan yönetimlere okul yaparak cevap vermeye devam edeceğiz dedi. Girin Amerikan Üniversitesi Hastanesi'nin projelerinin ve şartnamelerinin tamamlandığını, ihalesinin devam ettiğini belirten Saner, Gazimosa Devlet Hastanesi'ne yeni bir anjiyo merkezinin kazandırılacağını da ifade ederek ihale sürecinin sürdüğünü vurguladı. Öte yandan Alsancak Güzelyalı yolunun projesinin tamamlandığını ve şartnamesinin hazırlandığını vurgulayan Saner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın Maliye Bakanlığı'ndan blokesini istediğini ifade etti. Ortaya koyduğumuz icraatları. New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 25 Eylül Cumartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Tatar Pazartesi günü ise Genel Sekreter'in vereceği öğle yemeğinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları nedeniyle New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar temaslarını sürdürüyor. Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarının başladığını anımsattı. Tatar, ev sahibi ülke konumunda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ilk konuşmacı olarak katıldığı Genel Kurul açılış haftasının diğer katılımcıların konuşmaları ve çeşitli toplantılarla devam edeceğini belirtti. Tatar paylaşımında çalışma vesilesiyle ve BM Genel Sekreteri ile görüşmek üzere New York'ta katılmış olduğum Türk evinin açılış töreninde Genel Sekreter Guterres ile kısaca görüştüm dedi. 25 Eylül Cumartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşmede bir araya geleceğini açıklayan Tatar, Pazartesi günü ise Genel Sekreter'in vereceği öğle yemeğinde Rum lider Anastasiadis ile bir görüşme gerçekleştireceğim vurgusu yaptı. Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunan diğer ülke temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve basın yayın mensuplarıyla temaslarının olacağını da belirtti. Turizmde kış dönemi başladı. Kış turizmi kapsamında 155 kişiden oluşan ilk turist kafilesi ülkemize geldi. Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın girişimleriyle Northern Travel Kuzey Kıbrıs Kış Operasyonu programı dahilindeki ilk turist kafilesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fikri Ataoğlu tarafından bir süre önce açıklanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizmin 12 aya yayılması projesi kapsamında yer alan kış turizmi programı, 155 kişiden oluşan ilk turist kafilesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesiyle başlamış oldu. Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, kış turizmi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen ilk turist kafilesinin Sağlık Üst Kurulu'nca belirlenen pandemi kuralları çerçevesinde Ercan Devlet Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişlerinde uygulanan prosedürün uygulanmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Değerli izleyenler, yeniden Sabah Haber'de gazete manşetlerine döndük ve Türkiye basınıyla devam edeceğiz. İlk öncelikle Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün 22 Eylül gündemiyle ön sayfasına aktardığı gelişmelere bakalım. Cumhuriyet Gazetesi, iktidara yakın vakıflara bu yıl 173 milyon lira ödendiğine değiniyor. Öğrenciye park, yandaşa kıyak başlığıyla aktarılan bir haber. Öğrenci başına 650 Türk lirası ifadesi yer alıyor. Bir ara başlık bu şekilde, diğeri ise 4 vakıf başı çekti şeklinde. Bu haberlerin detayları, bu haberin detaylarını takip edebilmeniz mümkün olacak. Geceden izlenim, okumaya geldiler, sokakta kaldılar ifadesi yer alıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Milliyet gazetesi, tıp hukuk okumak hayal değil, 338 doktor adayı lazım başlığıyla aktarılan bir haber. Üniversitelerde ek yerleştirmede 264 bin kontenjan var.
köklü üniversitelerde okuyup iyi bir meslek sahibi olmak için fırsat sürüyor başlığı kullanıldı. Değerli izleyenler, böyle bir ifade yer alıyor Milliyet gazetesinde. Erdoğan New York'ta tüm dünyaya duyurduğu iklim anlaşmasını meclise sunacağız dedi. Erdoğan bu haberinde detaylarını bulabileceksiniz. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Faturayı sömüren ödesin ifadesi yer alıyor. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. İklim değişikliğinde de dünya beşten büyüktür. Kaynakları sömürenler daha fazla sorumluluk üstlensin açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu açıklamada. Yeni bir göç istemiyoruz başlığıyla Türkiye Gazetesi'ne geçtik. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de Erdoğan'dan dünyaya yapılan açıklamalar var. Tüm dünya kamuoyuna duyurulan açıklamalar var. Suriye meselesinin bir 10 yıl daha devam etmesine müsaade edilemez. Daha güçlü bir irade ortaya konulmalı dedi Erdoğan. Vatan Gazetesi'ne geçtiğimizde ise 100 milyar dolar hedefi başlıklı bir manşet haberi görüyoruz. Erdoğan New York'ta Sayın Başkan'la tam bir mutabakat içindeyiz. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik kararlılığımızı beraberce vurguladık dedi. Sözcü gazetesine geldiğimizde ise öz yurdunda yurt bulamayan öğrencileri düşünmüyorlar. Gökdelen'e kampa para var, yurda yok başlığıyla bir manşet haber paylaşıldı. Bu şekilde bir başlık atıldı bu haber için. İktidar 2,5 milyar liraya New York'ta Türkevi 2,5 milyar liraya New York'ta Türkevi yaptırdı. Bununla Türkiye'de 500 yataklı 23 öğrenci yurdu yapılabilirdi. Üniversiteli öğrenciler parklarda yatmazdı. AKP'li belediyelerin kamplara harcadığı 110 milyon da cabası başlığı ifadesi kullanılıyor bu haber için. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Oruç Reis mavi vatana sokmadı. Yunanistan'ın Fransız araştırma gemisiyle mavi vatana girme girişimini Oruç Reis fırkateyni önledi. Gemiyi durduran Oruç Reis telsizle Türk kıta sahanlığına giremezsin, girersen müdahale edilecek diye uyardı. Kıta sahanlığına sokulmayan gemi dönmek zorunda kaldı ifadesi yer alıyor. Hürriyet gazetesine geçtik. Hürriyet gazetesi bravo size çocuklar başlığını kullandı. İTÜ'lü öğrenciler Türkiye'nin uzay hedefine katkı sağlayacak çok önemli bir başarı elde etti. Astronotlar için tasarladıkları robot kol Avrupa'da birincilik ödülü aldı deniliyor. Ve değerli izleyenler, Türkiye basınındaki son gazetemiz Sabah gazetesi olacak. Dünyaya küresel adalet çağrısı başlığıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu, tüm dünya kamuoyuna yapmış olduğu açıklama yer alınıyor. Aşı milliyetçiliği insanlık adına yüz kızartıcıdır. Doğamıza kim en çok zararı verdiyse ben güçlüyüm faturayı ödemem deme hakkı yoktur dedi Erdoğan. Bu kapsamda kamuoyuna açıklamalarda bulundu tüm dünya kamuoyu için ve Sabah gazetesiyle birlikte değerli izleyenler Türkiye basınındaki gelişmeleri aktarmaya çalıştık ve şimdi Kıbrıs Rum basınıyla devam ediyoruz. Ve bakalım hemen Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün hangi haberler manşete taşındı, manşetten yansıtıldı okurlar için 22 Eylül gündemiyle ilgili olarak gazete manşetlerindeki son bacağımız Kıbrıs Rum basını olacak. Politis gazetesi bugünkü manşet haberinde Rum lider feragat ettiği emekli maaşını yine alıyor başlığını kullandı ve Rum lider Anastasiadis'in gelir ve mal beyanına değinerek 2015 yılında kendisi Rum yönetimi başkanı olduğu süre zarfında milletvekilliğinden aldığı emeklilik maaşının muhtaç ekonomik olarak zor durumda olan öğrencilerin eğitimine gideceğini açıkladığını ancak 2018 yılında ilk görevi sonlanır sonlanmaz
emeklilik maaşını kendisinin almaya devam ettiğini aktarıyor. Harabki gazetesiyle devam ediyoruz. Antonio Guterres, dünya yanlış yönde hareket ediyor başlığıyla verdiği bugünkü manşet haberinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in liderler masada gençlere yer vererek nesil farkını gidersin çağrısına yer veriyor. Haberin detaylarında Genel Sekreter Guterres'in dünya liderlerine çağrıda bulunarak aşırı büyük eşitsizliklerin var olduğunu, zengin ve fakir arasındaki uçurum farkı olduğunu ve cinsiyetler arasında da eşitsizliğin olduğunu ifade ederek, milyarderlerin adeta uzayda seyahat ederken dünyada milyonlarca insanın da aç olduğuna dikkati çektiği belirtiliyor. Alicia gazetesine bakalım. Bugünkü manşette sonuna kadar uzlaşmaz başlığını kullandı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türk tarafının Genel Sekreter Antonio Guterres ile yapılacak gayri resmi üçlü görüşmeye çok az bir süre kala iki devletli çözüm ve egemen eşitliği içeren sözde ulaşmaz tezlerinde ısrarcı olmaya devam ettiklerini yazdı. Gazete New York'taki Türk Evi binasının açılışına katılan Guterres'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin göçmenlere olan tavrı dolayısıyla teşekkür ettiğini de aktarıyor. Ve son gazetemiz ise Filelefteros gazetesi olacak. Ceplerimizde yeşil şok başlığını çekti bugün manşet haberine Filelefteros. Avrupa Komisyonu'nun onayladığı ve Güney Kıbrıs'ın da bugünden itibaren 2030 yılına kadar uygulamaya davet edildiği yeni politikaların hassashaneler ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde ek baskı oluşturarak hane halkı ve işletmelerde baş ağrısına neden olacağını yazdı. Gazete söz konusu yeni politikaların sadece tüketicilerin cebi için değil, karayolu taşımacılığı, binalar ve hatta gemi ve havayolu taşımacılığını etkileyen yasal reformlarla maliyetlerin daha da fazla artması beklendiğinden sürdürülebilir olmadıklarını yazdı. Ve bir diğer ön sayfa haberinde ise Protaras ve Aynapa bölgelerinde Eylül ve Ekim aylarının otellerdeki %45'lik doluluk oranıyla turizm mücadelesini kazandığı yorumunda bulunuyor değerli izleyenler. Ve bu şekilde Kıbrıs Rum basınında da gazete manşetlerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ve şimdi çok kısacık bir aranın ardından saatlerimiz 8'i gösterdiğinde özellikle dün yaşanan gelişmelerin ön plana çıkacağı haber bültenimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ın dünyaya açılan penceresiyiz. Sağlık, spor, çevre, adrenalin hepsi burada. Adamızın kültürel geçmişine ışık tuttuk. Kültürümüzün ve sanatımızın aynası olmaya devam ediyoruz. Film izlemeye, sohbet etmeye devam edeceğiz. Çocuklar, sizi unuttuk mu sandınız? Olur mu hiç öyle şey? BRT ekranlarında siz de varsınız. Lezzetli tarifler ve sohbetlerle yine mutfağımızdayız. Buyurun birlikte pişirelim. BRT ekranlarında gülüyor, eğleniyor ve öğreniyoruz. Sokağın sesi olduk. Her kesime mikrofon uzattık. Biz siz olduk, yanınızda olduk, çözümler sunduk. İstemtuğu bi iktişafakum lu'lu'at al-alam Cumhuriyet Kıbrıs Aşşemaliyet Türkiye. We are Bayrak, the voice of the Turkish Cypriot people. Biz sizden biri, eviniz, aileniz olduk. Bu sezonda yine en önde sizinle yürüyoruz. Emeğiniz emeğimizdir. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesi olduğumuz bilinciyle ve farkındalığıyla yeni yeni dönemine hazırız. ...2019 yılında sizinle bir yola çıktık, birlikte büyüdük. Sizlerle birlikte paylaştık, paylaşıldık. Sizin beğenileriniz bizi biz yaptı. Sizinle dünyaya açılan kapı olduk. BRT Sosyal Medya sizin sesiniz, sizin emeğiniz oldu. Siz ürettiniz, biz sizin yanınızda olduk. Öz üretiminiz, öz üretimimiz oldu. BRT Sosyal Medya sizin en güzel zenginliğiniz oldu. Thank you.
Çocuklar en kıymetli hazinemizdir. Hazinemizi aşı ile koruyalım. Gelecek için harekete geç. Aşı ol. Yaşam ellerinizde. Aşı ol, rahat ol. Eğitim için, sanat için, sağlık için tedirgin olma. Aşı ol. Aşı olun ki sınıflar yeniden neşeyle dolsun. Okula dönüş aşıyla mümkün. Okulda yeniden bir arada olalım, aşıyla korunalım. Yaşamak ve yaşatmak için aşı olun. Çok geç olmadan aşı ol, rahat ol. Aşı bugünü ve yarını korur. Dün yaşanan gelişmelerin öne çıktığı haber bültenimizle devam ediyoruz Sabah Haberi. Türkiye temaslarını tamamlayan Başbakan Ersan Saner, ülkeye dönüşünün ardından Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı değerli izleyenler. Yaklaşık 7 saat süren toplantı sonrası basına açıklamada bulunan Başbakan Saner, ülkede yeteri miktarda aşı olmasına rağmen aşılanma oranının %53'lerde olduğunu belirtti ve bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Teker teker ele aldık. Bakanlar Kurulu Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Başbakan Saner, Türkiye'de 3 gün boyunca gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında bilgi verdi. Adana ve İskenderun ziyaretleri sırasında birçok sivil toplum örgütüyle bir araya geldiğini söyleyen Saner, İskenderun'da bir araya geldiği yatırımcılara güvercinlik organize sanayi bölgesine yatırım yapmaları için çağrıda bulunduğunu, bu konuda kendilerine yardımcı olmak için ellerindeki tüm imkanları seferber edeceklerini söylediğini kaydetti. Ankara'da ise Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la görüştüğünü hatırlatan Saner, görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anavatan Türkiye arasındaki ortak bağların güçlendirilmesi adına her konuyu konuştuklarını kaydetti. 2021 yılı ekonomik protokolünü kapsamlı olarak değerlendirme imkanı bulduklarını ve 2022 yılında imzalanacak ekonomik işbirliği protokolü ile ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Saner, hükümetin yeni bir vizyon olarak ortaya koyduğu serbest bölge Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın destek beyanını görmek beni memnun etti dedi. Türkiye ile 2020 yılının Aralık ayında yaptıkları görüşmelerde 500 bin doz aşı hedefini ortaya koyduklarını anımsatan Saner, şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nden 543 bin doz aşı geldiğini açıkladı. Dünyada birçok ülkede hala daha aşı bulunmazken veyahut dünyanın birçok ülkesi halen aşıyla tanışmamışken bizim sahip olduğumuz bu kadar aşıya rağmen aşılanma oranımızın da %53 seviyesinde bulunması beni derinden yaralamaktadır. Ben buradan tüm halkıma bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Bir an önce aşılama çalışmalarımıza katkı versinler ve aşılanarak önümüz kış yaklaşan ve daha da ağır dördüncü dalgadan bahsediliyor. Geleceği tahmin edilen korona-19 virüse karşılık sağlık sistemimizin çökmemesi için birbirimize yardımcı olma zorunluluğumuz olduğunu da unutmamamız gerektiğini buradan altını çizerek ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekonomik işbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak olan 500 yataklı devlet hastanesinin temelinin 15 Kasım 2021'de atma hedefinde olduklarını kaydeden Saner, temeli 20 Temmuz'da atılan devlet hizmet binasının inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini de söyledi. Başbakan Ersan Saner, 8,5 ay içerisinde ortaya koymuş oldukları icraatları dile getirmelerinden muhalefetin rahatsız olduğunu da belirterek, biz yaptıklarımızı halkla paylaşmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen suyun Güzelyurt Ovası'nda tarım alanında kullanılması için gerekli koşulların yaratıldığını vurgulayan Başbakan Saner, hedefin Kasım ayı olduğunu belirtti.
Haziran ayında ülkenin şantiye alanına döneceğini söylediklerini hatırlatan Başbakan Saner, İskele Bafra yolunda çalışmaların devam ettiğini, Güzelyurt, Lefke ve Değirmenlik Çatalköy yollarının ise ihalesinin tamamlanarak çalışmaların başlanacağını duyurdu. Saner, mevcut köy yollarıyla ilgili çalışmaların da yapıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın New York temaslarına da değinen Saner, Cumhurbaşkanımıza Kıbrıs konusunda ortaya koyacağı tezlerde tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum dedi. Kapalı Maraş konusunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun bir şekilde gerekli adımların atılacağını belirten Saner, Fuat Oktay'la yaptıkları görüşmelerde Mavi Vatan'da Türk ulusunun hak ve çıkarlarının korunması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini söyledi. Yaklaşık 7 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının içeriği hakkında da bilgi veren Saner, ülkenin genel konularını değerlendirdiklerini bildirdi. Kıptek adına Tekmecik Santralı'na gelen gemideki akaryakıtın kalitesi için ülkede resmen bir kaos ortamı yaratılmıştır. Burada bu kaos ortamını görünce ve haksız yere yaratılan bu ortamı görünce üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Derhal Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu görevlendirerek gözümü de hiç kırpmadan oradaki sivil toplum örgütleri, yani belediyemiz de başta olmak üzere ve ombudsman da birlikte gerekli numunenin alınarak ikinci bir noktada tahlil edilmesi için gerekli direktifleri verdim. Bu sırada basında üzülerek bazı örgütlerin bizim bu kadar şeffaf yapmış olduğumuz çalışmayı zedelemek için çok acımasızca bir takım eleştirilerde bulunduğunda üzülerek gözlemledim. Gerek Kıptek'in yaptırdığı tahlillerde, gerekse sivil toplum örgütleriyle yaptıkları tahlillerde ortaya çıkan sonucun çok net olduğunu ve herhangi bir problem bulunmadığını söyleyen Saner, tahlillere rağmen toplumda sıkıntı yaratmak adına bazı sivil toplum örgütlerinin yaptığı açıklamaları hayretle karşıladığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı altında yaşayan herkesin sağlığından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin sorumlu olduğunu vurgulayan Saner, hükümet olarak konuya duyarlı olduklarını belirterek bundan hiç kimsenin endişesi olmaması gerektiğini belirtti. Başbakan Ersan Saner, muhalefete işaret ederek icraatlarımızdan bahsetmemizden hoşlanmıyorlar ama bugünden itibaren sahaya inip birebir halkımızla paylaşacağım. Özellikle 3 yıl önce okullar açılırken kitap defter dağıtamayan yönetimler, bugün bizim okullar açılırken 4 yeni okul toplamda 9 birim olmak üzere en az bizim kadar memnuniyetle izliyorlardır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın maddi desteğiyle Lefkoşa'da Metehan bölgesine yeni bir meslek okulu yapılması için Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarını başlattığını kaydeden Saner, bizler kitap dağıtamayan yönetimlere okul yaparak cevap vermeye devam edeceğiz dedi. Girne Amerikan Üniversitesi Hastanesi'nin projelerinin ve şartnamelerinin tamamlandığını, ihalesinin devam ettiğini belirten Saner, Gazimosa Devlet Hastanesi'ne yeni bir anjiyo merkezinin kazandırılacağını da ifade ederek ihale sürecinin sürdüğünü vurguladı. Öte yandan Alsancak-Güzelyalı yolunun projesinin tamamlandığını ve şartnamesinin hazırlandığını vurgulayan Saner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın Maliye Bakanlığı'ndan blokesini istediğini ifade etti. Ortaya koyduğumuz icraatları... Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm için adanın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini vurguladı. Etkin önlemler alınmaz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Erdoğan, Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümün ancak sonuç odaklı, gerçekçi bir yaklaşımla mümkün olacağını söyledi. Birleşmiş Milletler'in eşit olarak kabul ettiği adadaki iki halktan birinin lideri sizlere hitap edebilirken, diğer liderin bu platformda sesini duyuramaması adil değildir diyen Erdoğan, çözüm için adanın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini vurguladı.
Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu desteklediklerini kaydeden Erdoğan, uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin görüşlerini açık fikirlilikle ve ön yargısız bir şekilde değerlendirme çağrısında bulundu. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sükunet ortamının devamı ortak çıkarımızadır. Deniz yetki alanlarının paylaşımına ilişkin sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesini temenni ediyoruz. Bunun için öncelikle Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır. Diyalog ve işbirliği için bölgedeki tüm aktörlerin yer alacağı Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenmesi önerimiz hala masadadır diye konuştu. Türkiye, hakkaniyetli bir dünya yolunda atılan her adımın yanında olmuştur diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer şekilde Ege Denizi'ndeki sorunların da yine ikili diyalogla çözülmesi gerektiğine inandıklarını belirtti. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını memnuniyetle karşıladı. Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan, uluslararası topluma çağrı yaparak bizim sesimiz oldu. Biz Kıbrıs'ta hakkımızdan fazlasını istemiyoruz. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebimize uluslararası toplumun açık fikirlilikle yaklaşmasını ve Kıbrıs'ta 1963 ila 1964'ten sonra bozulan dengenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmalarını bekliyoruz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a görüşleri soruldu. Tatar, Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını memnuniyetle karşıladığını kaydederek, Sayın Erdoğan, uluslararası topluma çağrı yaparak bizim sesimiz oldu dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Sayın Erdoğan'ın Kıbrıs Türkü'nün görüşlerine ve yeni politikasına güçlü destek veren bu konuşmasından büyük memnuniyet duymaktayız. Bilindiği gibi Kıbrıs Türk'ü 1963'ten bu yana uluslararası alanda eşit muamele ve söz hakkından mahrum bırakılmış bir halktır. Bir yandan uluslararası alanda mağdur edilmeye devam ederken, diğer yandan da görüşlerini ifade etme hakkı ya ciddi olarak kısıtlanmış veya tamamen elinden alınmıştır. Kıbrıs'ın iki eşit sahibinden biri ve Kıbrıs sorununa taraf olan iki eşit halktan biri olarak Kıbrıs Türk halkı, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası alanda hak ettiği eşit söz hakkına saygı duyulmasını beklemektedir ifadelerini kullandı. BM Genel Kurulu'nda konuşacak olan Rum lider Anastasiadis'in yine Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye aleyhine bilinen görüşlerini ve propagandasını tekrarlayacağına dikkat çeken Tatar, basına düşen haberlerden de bunu görüp anlamak mümkündür. Hak ve adalet bize de aynı platformda, yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve Birleşmiş Milletler'in diğer organlarında eşit söz hakkı verilmesini gerektirir. Sayın Erdoğan, uluslararası topluma bu konuda çağrı yapmakla bizim sesimiz ve bizim gücümüz olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Rusya Federasyonu'nun BM nezdinde daimi temsilciliğiyle yapılan görüşmede Kıbrıs Türk tarafının tutum ve pozisyonunun kendilerine anlatıldığını ifade ederek, önümüzdeki günlerde yapacakları temaslarda da görüş ve düşüncelerini anlatmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, biz Kıbrıs'ta hakkımızdan fazlasını istemiyoruz. Sayın Erdoğan'ın da dillendirdiği gibi egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebimize uluslararası toplumun açık fikirlilikle yaklaşmasını ve Kıbrıs'ta 1963-64'ten sonra bozulan dengenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmalarını bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, başta Türk-Yunan dengesi olmak üzere bölgedeki dengelerin korunması, bu bölgede en uzun sahili bulunan Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarına sözde ve özde saygı gösterilmesiyle mümkündür dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği'nin tutarsız politikalarını eleştirdi. Şentop, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini sadece Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin kaprislerine bağlaması çok vahim bir tablo. Bunu Avrupa Birliği'nin bir ayıbı olarak görüyorum diye konuştu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği'nin göç sorunu, İslamofobi ve Doğu Akdeniz'e ilgili politikalarını tutarsız, gerçek dışı ve tarafsızlıktan uzak olmakla eleştirdi. Ben Doğu Akdeniz'i biraz Doğu Akdenizlilere bırakmakta fayda var. Bir kere Yunanistan Doğu Akdeniz'de değil, Fransa hiç değil. Hiç alakası yok. Ama Doğu Akdeniz deyince herkesin iştahı kabarıyor. Herkes oraya yığılıyor. Yani Fransa kıyılarında, Batı Akdeniz'de benzer bir durum olsa, birçok ülke gelip Fransa kıyılarında falan bir şeyler aramaya, bakmaya başlasa, herhalde rahatsız olurlar. Herkesin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına razı olması lazım. Hep bana olmaz. No podemos decir todo para mí, todo para mí. Bu bakımdan Türkiye hep hukuk içerisinde kalarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarını sonuna kadar koruyacak, onlara sahip çıkabilecek bir imkana, güce sahip. Herkesin Türkiye'nin hukuki haklılığını anladığını da kaydeden Şentop, biz uluslararası hukuktaki haklarımızı bildiğimiz için bu konuları her kim olursa olsun müzakerede özgüvene ve cesarete sahibiz. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini sadece Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin kaprislerine bağlaması çok vahim bir tablo. Bunu Avrupa Birliği'nin bir ayıbı olarak görüyorum ifadelerini kullandı. Ve şimdi Sabah Haber'de bültende sırada pandemiyle ilgili COVID-19'la ilgili son 24 saat içerisinde elde edilen güncel vaka sayıları var değerli izleyenler. Öncelikle ülkemize bakalım. Son 24 saatte yapılan 20.563 test sonucunda 61 yerel olmak üzere 89 pozitif vakaya rastlandı. Bir kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 kişinin yurt dışından ülkemize geldiği, 24 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içerisinde gözetim altında tutuldukları 61 kişinin ise yerel vaka olduğu aktarıldı. Açıklamada pozitif vakalardan 25'inin Lefkoşa, 10'unun Girne, 22'sinin Gazimağusa, 1'inin Güzelyurt, 2'sinin İskele ve 1'inin de Lefke bölgesinden oldukları aktarıldı. Bakanlık 93 kişinin tedavilerinin tamamlanmasıyla da taburcu edildiklerini bildirdi. Şimdi ise Güney Kıbrıs ve Türkiye'deki vakaların seyrine göz atalım. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 53.935 test sonucunda 117 yeni vaka tespit edildi, can kaybı ise yaşanmadı. Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gören 94 kişiden 39'unun durumunun ağır olduğunu, tedavi gören hastaların %73'ünün ise aşısız olduğunu açıkladı. Türkiye'de ise son 24 saatte 354.854 COVID-19 testi yapıldı, 29.338 kişinin testi pozitif çıktı ve 260 kişi ise hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya liderlerine yeni tip koronavirüs salgını ve iklim krizi konusunda tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor, uçurumun kenarındayız dedi. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu görüşmeleri 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı. Dünya liderlerine tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor, uçurumun kenarındayız ve yanlış yönde ilerliyoruz uyarısıyla konuşmasına başlayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyamız hiç bu kadar tehdit altında olmamıştı ifadesini kullandı. COVID-19 salgınından iklim krizine, Afganistan, Etiyopya, Yemen ve diğer ülkelerdeki krizlerden insan hakları ihlallerine, bilime yönelik saldırılardan aşı dağıtımındaki eşitsizliklere kadar birçok konuya değinen Guterres, dünyanın bazı yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş, kullanılmamış COVID-19 aşılarını çöpte görüyoruz. Bazı ülkelerde aşı bolluğu, diğerlerinde boş raflar, zengin ülkelerin çoğunluğu aşılandı. Afrikalıların %90'dan fazlası hala ilk dozunu bekliyor diye konuştu. Guterres, aşının rekor sürede bulunduğunu ancak dağıtımdaki eşitsizlikler yüzünden dünyanın ahlaki ve etik anlamda başarısız olduğunu söyledi.
insanların eşitsizlikler karşısında hükümetlere ve Birleşmiş Milletler dahil kurumlara güvenini yitirdiğine dikkati çeken Guterres, milyonları aşken milyarderler zevkine uzaya gidiyor eleştirisinde bulundu. Kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, Birleşmiş Milletler'in yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek dedi. Ve şimdi bölge bağlantısıyla devam edeceğiz bültenimize değerli izleyenler. Bugün Güzelyurt'tayız. Güzelyurt, BRT Güzelyurt muhabirimiz İçim Yalovalı bugün Akçay muhtarı Uğur Derili Köylü'yü konuk edecek bölge bağlantısı kapsamında ve bağlantıdaysa açılışı yapılan Rauf Raif Denktaş Parkı ve Akçay Köyü ile ilgili diğer projeler ele alınacak. Öncelikle İçim Yalovalı ve konuğuna günaydın dileklerimizi iletelim bu güzel günde ve detayları onlardan isteyelim. Günaydın Sonay. Güzelyurt'tan tüm izleyenlerimize günaydınlar. Konuğumuz Akçay Muhtarı Uğur Derili Köylü. Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Rauf Raif Denktaş Parkı ve köydeki diğer projelerle ilgili olarak bilgiler aktaracaklar. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydınlar İç Hanım. Bizi izleyen herkese günaydınlar diliyorum. Öncelikle kurucu Cumhurbaşkanı adına atfen böyle bir proje hayata geçirmek gurur verici. Önce duygularınızı almak istiyorum. Tabii ki biliyorsunuz liderlerimizi anmak, liderlerimize kalıcı eserler bırakmak hepimizin görevidir. Akçay'ımızda da bir yıl önce başladığımız Rauf Raif Denktaş projesinin bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 3-4 gün önce Cuma günü Cumhurbaşkanımız bütün devlet erkanımızın katılımı ile açtık. Tabii bunu açarken pandemi döneminde çok zorluklar yaşayarak ama halkımızın duyarlılığı ile, halkımızın destekleriyle, iş adamlarımızın, kurum kuruluşların, tüm herkesin desteğiyle bu parkı bitirdik. Parkımızın içerisinde 7'den 77'ye herkesin kullanacağı alanlar oluşturduk. Özellikle engelsiz park alanımız, yani engelleri aşacağımız engelsiz park alanımız parkımızın en önemli noktalarından biridir. Yaşlılarımızın gelip yürüyüş yapıp spor yapacakları yerler, basket, voleybol, mini tenis sahamız, ayrıca iki parkımız mevcuttur. İki ayrı ayrı park mevcuttur. Hayvanat bahçemiz, doğum günü kutlama yerlerimiz, kadınlarımızın ürünlerini, yerel ürünlerini satacağı yerler, gösteri alanı, Rauf Raif Denktaş Cumhurbaşkanımızın heykeli, Milli Mücadele Şehitler Abidemiz ve bunun gibi kafeteryamız pek yakında o da devreye girecek. Bu gibi alanları oluşturarak bölgeye, özellikle bölgeye ve köylüye hizmet etmeye başladık. Aslında bu detayları az sonra soracaktım size. Şunu sormak istiyorum ilk olarak. Böyle bir proje fikri nasıl ortaya çıktı? Tamamen atıl durumda bulunan bir alanı değerlendirdiniz. Tabii göreve gelirken İçim Hanım, biz 2018 yılında okul binaları biliyorsunuz muhtarlıklara veriliyordu eskiden. Yaklaşık 20 sene bizim binamız muhtarlığa ait bir binaydı. Orada sadece bir derneğimiz faaliyet gösteriyordu. Diğer odalar hep atık durumda. İçerisi pisliklerle dolu, dökülmüş durumdaydı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu odaları tadil edeceğimizi bildirdik. Tamamen sponsorlar bularak önce ilk odamızı sağlık ocağı açtık. Tam donanımlı bir sağlık ocağı ve orasında hizmet veriyoruz. Ayda iki kez köylümüze gerek tahlillerini gerek doktor kontrollerini orada yapıyoruz. Daha sonra Kadın Kültür ve Sanat Evi'ni açtık. Orada Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle kurslar vermeye başladık. Ayrıca dikişler veriyoruz. Zayderle işbirliği yaparak dikiş, nakış, dikiş ve kadınlarımız ek bir gelir sağlıyor. Ondan sonra Avcılık Atıcılık Derneği'ni kurduk köyümüzde. Onlara bir oda verdik. Pek yakında bir Denktaş Müzesi projemiz var. Bir odamız daha vardı. Onu tadile başladık. Derneğimiz var orada. Akder Derneğimiz mevcut. Yıllar var orada o şey eğitim görüyor. Bir de sosyal sorun, bütün bölü herkesin kullandığı ortak kullanım odamız var. Bu şekilde başlamıştık. Tabii daha sonra arka alan yaklaşık 3 dönüme yakın bir alanın boş olduğunu biliyorduk. Darmadağın, atık, binanın yıkılacak durumda. Arkada bir ek bina vardı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na müracaat ederek o zamanki bakanımız Sayın Nazım Çavuşoğlu'dan rica ettik. Burayı Rauf Raif Denktaş Parkı yapacağız. Onlar da bize sıcak bakarak burayı muhtarlığımıza yazı ile vermişti. Böyle bir yola çıkınca tabii ki bu arada Sayın hocamız, Sayın eski müsteşarımız, şu anda danışmanımız Bülent Arkın Bey bir gün köyümüzü ziyaret ederken bize dedi ki bu alanı değerlendirelim Uğur dedi. Ben dedim ki böyle bir projemiz var, yani seçim şeyimizde bu projemiz vardı. Acaba dedi Rauf Raif Denktaş Parkı yapar mıyız burayı? Dedim hocam süper bir şey olur dedim. Böyle yola çıktık ve ilk işimiz
ailenin de rızasını alarak, Denktaş Vakfı ve Denktaş ailesinin rızasını alarak bilet basarak başladık. Yani herkesin o park koyduğu bir parkede bile emeği vardır. Böyle giderek ondan sonra iş adamlarından, kurum kuruluşlardan, Ekonomi Enerji Bakanlığı'ndan, spor dairesinden basketbol sahası için, Turizm Bakanlığı destek çıktı. İş adamlarımızdan Soyer Arpalıklı Bey olsun, Cemal Bulutoğulları Bey olsun, Hüseyin Tüfekçi olsun, Ali Uçanok olsun, birçok iş adamımız, yani saysam size isimleri, Siprovex Limited olsun, herkes, yani Hakkı Bey var, taş mermer işlerinde destek çıktı ve köylülerin paylaşımı ile köylüler, yani aslında sadece bölgeden değil, ülke genelinden birçok destek gördünüz. Yurt dışından da, yani İngiltere'den bize gelip 3000-5000 TL veren insanlar, ama biz de onları onur ederek o yaptıkları köşelere, o yerlere büyüklerinin rahmete kavuşmuş, Allah rahmet eylesin, isimlerini koyduk. Paylaştıkça biz orayı bitirdik. Eğer paylaşmasaydık içim hanım şu an biz orayı da bitiremezdik. Yani paylaştık ve halkımızdan, insanlarımızdan çok büyük bir destek geldi. Pandemi döneminde bu zorluklar içerisinde yaptık ama kimse bize çaldığımız kapılar geri kapanmadı. Herkes elinden gelen yardımı, desteği. Zaten kimseden biz para istemedik. Burası eksik dedik, burayı bize yapar mısınız dedik. Ve seve seve insanlar yardımcı oldular. Tabii zorluklar yaşadınız bu süreçte yapım aşamasında. Tabii ki zorluklar yaşadık. Çünkü pandemi dönemindeydik. Insanların dükkanlarını, iş yerlerini kapattığı dönemlerdeydik. Tabii içim bizim hükümetimizin, devletimizin bu gibi projelere, çünkü küçük rakamlar bunlar devlet için. Daha çok büyük destek çıkması lazım. Bölgelerde, her bölgede bir Doktor Fazıl Küçük, bir Denktaş ve eski bütün liderlerimizin, mücadele etmiş insanlarımızın bir hatırası olması lazım düşünüyorum. Ya bir... Aslında bu manevi olarak da köye kazandırdığınız önemli bir proje bu anlamda. Tabii ki. Şimdi bölgemizde günde, dün ziyaretçi sayısını saydım. Ben dün oradaydım. 85 ziyaretçi gelmiş. 85 kişi gelip resim çekmiş orada. Biz daha orayı düşünün, siz müzesini yaptığımızda tamamen eğitimi amaçlı. Yani bütün Kıbrıs'ın tüm okulları gelip müzede, ki müzeyi güzel bir şey yapmak istiyoruz. Sadece resim koyup bırakmak istemiyoruz. Oraya taşıyıp insanların eğitimde, çocuklarımızın eğitimde alacağı, köyümüzün de daha tanıtılacağı, sadece orada gelip orayı ziyaretten sonra gezip göreceği farklı yerler oluşturmak istiyoruz. Ama dediğimiz gibi bunlar imkanlar, bunlar devlet katkısı olması lazım. Muhtarların daha çok olanakları olması lazım. Çünkü muhtarların hiçbir geliri yoktur. Tüm muhtarlarımızın bundan sıkıntısı var. Özellikle köy muhtarlarının. Köy muhtarları daha çok, tabii bir katkı veriliyor ama çoğu muhtarımız sigortasıdır, mazotudur, elektriğidir, suyudur. Onlar, buna da şükür tabii ama hükümetimizin yasaları değiştirip muhtarların elini güçlendirmesi lazım. Güçlendirirken tabii belediyeyle, kaymakamlıkla iç içe çalışıp köylere daha bir, farklı bir şeyler yapabilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bizim bir ek bir gelirimiz olsa inanın daha çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu anlamda tabii köye farklı bir şehre de kazandırdınız. Detaylarına bakacak olursak başta belirtmiştiniz ama projenin içerisinde neler var, ziyaretçiler burada neler bulabilecek? Ziyaretçilerimiz özellikle biz turizm amaçlı da kullanmak istiyoruz. Çünkü köyümüzde yakında tadilesi süren bir binamız vardır. Tabii o şahıs olarak yapıyor. Orada pastelli ürünleri, eski pekmezdir, sucuktur, o tür bir şeyler yapmak istiyoruz. Onun dışında köyümüzün yoğurdu, meşhur hellimi yoğurdu. Bunları insanlar turist geldiği zaman canlı olarak yaptıkları yeri görmek için imkanlar sağlamak istiyoruz. Ve yerel dikiş, nakış yapan insanlarımız var. Onlar yerleri var, açık yerleri. Onları o mevcut parkın içerisine taşıyıp öyle günlerde satış yapmak istiyoruz ve en önemlisi köyümüzde küp kebabı bizim meşhurdur. Onlara küp kebabımızı yedirmek, ağırlamak istiyoruz. En son da portakal suyumuzu. Çünkü biz meyve suyu içiyoruz arada. Portakal suyumuzu ikram edip turistleri ağırlamak istiyoruz. Biz de yani köyümüzde hem gelir sağlamak insanımıza hem de tanıtmak amaçlı böyle bir projelerimiz var. Az önce dedim size ama çok imkanlar, yani bizim destek görmemiz lazım. Özellikle Turizm Bakanlığı, Turizm Tanıtma Fonu, bunlara bir öncülük yapması lazım. Ki biz bunları atılım yapalım. Yani bu gibi çalışmalarımız devam etmektedir. Peki gün boyunca açık mı? Gece nasıl bir organizasyon var? Orada yeme içme yeri var mı? Yani insanlar geldiğinde oraya nasıl vakit geçirebilecek? 11'de parkımız açılıyor. Akşam 9'a kadar açıktır. 9'dan sonra kalanlarda ışıklarımız tabii vardır, kalıyor. Yakında kafeteryamızı
görüşmelerimiz vardır bir şirketle, kurumsal bir şirketle. Tamamen sosyal sorumluluk projesi altında bir kafeterya açmak istiyoruz. Ki öndeki binalarımızı da kullanarak eğitim vererek, özellikle tatlı yapımıdır, o tür şeylerde eğitim, yani yiyecek içecekle eğitim vererek açmak istiyoruz. Kafeteryamız tamamen orada çocuklarımıza, büyüklerimize kahve, dondurma, içecek çeşitlerimiz, o tür şeyler. Alkol asla park yerlerinde biliyorsunuz olmaz. Onu istemiyoruz. Az önce sorduğunuz soruya gelince, örnek bir yaşlı anne baba çocuklarını getirdiğinde orada çocuğu oynarken kendisi de yürüyüş yapıp spor aletlerini kullanabilir. Öyle imkanlarımız vardır. Çocuklar dediğim gibi 3 alandan oluşan parklarımız vardır. Basketbol oynar, voleybol, mini tenis sahamız vardır. Bunlar hep ikiye ayrılıp daha çok kullanılmasını amaçlıyor, sağlıyoruz. Hayvanat bahçemiz vardır. Doğum günleri için özel paketler hazırlanıyor şu an. Doğum günlerini orada kutlayıp eğlenecekleri yerler vardır. Araç park yerimiz gayet büyük. 30 araçlı park yerimiz vardır. Örneğin bir küçük toplantılar, küçük eğlenceler için alan oluşturulmuştur. Yani yerimiz inanın çok alternatif, amaçlı. Çok amaçlı. Herkesin kullanacağı, sadece Akçay'ın değil bütün halkımızın kullanacağı bir yer oluştu. Herkesi de bekleriz, ziyareti de bekleriz. Onların da görüşlerine hazırız. Eğer özellikle Hasan Bey var, Başbakanlık şeyle Kötü Alışkanlıklar Mücadele Derneği'nde başkanımız. Onunla bir irtibat içindeyiz. Onlarla ilgili ne yapabiliriz? Vakıflar İdaresi ile görüşüyoruz. Elçilikte Mithat Bey ile görüşüyoruz. Neler yapabiliriz ki bölgeye bazı etkinlikler yapıp çocuklarımızı nasıl kazanabiliriz? Kötü alışkanlıklara nasıl uzaklaştırabiliriz? Bunlarla hep çalışıyoruz. Ama tabii ki hep zaman ister, imkan ister, uğraşmak ister. Onun için inşallah bunları başarırsak, bölgemize az da olsa bizim de katkımız olursa ne mutlu bize. Köylü sahip çıktı mı? Bu projeye çıktığınızda nasıl bir bakış açısı vardı köyde? Şu an nedir durum? Köylümüz sağ olsunlar her zaman her şekilde yanımızdadır. Bize de destek veriyor. Çok mutlu oldular böyle bir parkımız açıldı. Çünkü akşamları dolar taşar yani çocuklar geliyor, eğleniyor. Bir yerimiz yoktu köyde der. Vardı tabii ama biraz eski bir parkımız vardı. Bu gibi alanların daha artmasını istiyoruz tabii. Bu yapılan alanda tabii her şey vardır. Bundan sonra ne yapabiliriz onu düşünmemiz lazım. Ama köylümüz istiyor yani. Özellikle biz hep söylüyoruz. Bizim de görevimiz istemek. Diğer eksikliklerimizi de belediye başkanımıza devamlı konuşarak aktarıyoruz. Özellikle girişlerin kaldırımları, köyün daha temizliğe nasıl sağlayabiliriz? Çünkü zaman biliyorsunuz sağlık zamanı. Bu gibi eksikliklerimiz vardır. Ama köylümüz genelde memnun. Ve yardımcı olmaya çalışıyorlar, destek çıkıyorlar. Onlara da sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Sadece onlara değil, bize bugüne kadar destek çıkan herkese, saysam burada bir saat yetmez, iş adamlarına, kurum kuruluşlara, elinden gelen bize desteği veren herkese ben teşekkür ederim sizin aracılığınızla. Peki önümüzdeki süreç için bakacak olursak aslında bu proje diğer köylere de sadece devletten beklemenin değil yerel yönetimle veya başka işbirlikleriyle yapılabilecek işler anlamında çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum ben. Evet işte az önce de dediğim yani biz devletten veya belediyemizden veya kaymak veya beklersek gerçekten toplu iğne çakamayız. Çünkü imkanlar onların da belli. Belediye diyor ki benim bütçem bu, bunu yapabilirim diyor bu sene. Ama bizler uğraşırsak, muhtarların eli güçlenirse, muhtarlarımız daha aktif çalışırsa ne olacak o zaman? Köylerimizin kalkınması daha hızlı bir şekilde olacak. Özellikle muhtarların artık ben hep söylüyorum, tabii bazıları bana kızıyor. Muhtarların artık muhtarlık görevini yapması lazım. Örnek tabii ki herkes muhtar adayı olabilir. Ama bir kurum kuruluşta çalışırsa aynı şartlarda muhtarlıkta o imkanları devlet ona veya kurum kuruluşu sağlayıp muhtarlığını 4 sene yapması lazım. Daha sonra bırakacaksa gene eski iş yerine geçebilir yani. Çünkü neden? Köye daha çok faydası olacak. Örneğin düşünün bir muhtar saat 8'de işe gider. Adam haklı tabii ekmeğini iş yapacak. 6'da geri döner. O arada zaten gece geldiğinde ne yapabilir? Köyüne ne kadar verim verebilir? Sadece ikametgah verebilir. Yani bizler bu muhtarların ikametgahçı olduğunu artık kafamızdan silmemiz gerekir. Muhtarlar artık bir nevi köylerine hizmet, yatırım, projeler üretmesi gerektiğine inanıyorum. Son olarak önümüzdeki süreçteki projelerinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki projelerimiz devam etmektedir. Pek yakında inşallah hedefimiz Doktor Fazıl Küçük Vakfı ile şu an yapımı süren 160 yıllık bir odamızın bitme aşamasındadır. Sayın toplum liderimizin heykeli, bayraklarımız, tamamen odanın donanımı
Doktor Fazıl Küçük Eğitim Evi diye düşünüyoruz ve kütüphanesi. Onları hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah onu da vakıfla görüşüp 15 Ocağı yani ölüm şeyinde yıl dönümünde açarız. Onun da o görevimizi yapmış, onu da sayın toplum liderimiz ve silah arkadaşlarını anmış oluruz. Bunun yanında ufak tefek sosyal sorumluluk projelerimiz devam etmektedir. Büyük projelerimiz artık dediğim gibi imkanlar el verirse daha çok yapmak istiyoruz ama bugüne kadar da bunları yaptığımız için ve bize katkı koyan herkese teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızı faaliyetler diliyoruz. Evet Sonay, bizim bu haftalık Güzel Yurt'tan aktaracaklarımız bunlardı. Söz yeniden merkezde. Evet, BRT Güzel Yurt muhabirimiz İçim Yalovalı ve konuğuna bu bağlantı için teşekkür edelim. 22 Eylül gündemiyle Sabah Haber programını burada kapatıyoruz değerli izleyenler. Bizlere ayrılan sürenin bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yeniden saatler 7'yi gösterdiğinde Sabah Haber'de BRT ekranlarında en güncel, en sıcak gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Şimdi Spor Tur ekranlarınıza gelecek, ardından da 45 artı programıyla yayınımız sürecek. Karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bugün Baykan Gürses'in 45 artı programındaki konu Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit olacak. İzlemenizi tavsiye edelim öncelikle. İyi seyirler dileyelim de sizlere ve yarın yeniden ekranlarınızda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bugün mutlu bir gün sizin olsun.